Bu hafta multiplayer olarak 80'li yılların en başarılı oyunlarına göz attık ve bizde en çok iz bırakan 10 oyunu seçtik. Numara Space Invaders. 1978'de arcade piyasasına giriş yapan Space Invaders, 80'li yıllarda konsollara da geçiş yapmış ve popülerliğini uzun yıllar boyunca sürdürmüştü. Oyun dünyasının simgesi haline gelen Space Invaders, oyunların daha geniş kitlelere yayılmasını sağlayarak oyun sektörünün büyümesinde önemli katkılarda bulunmuştu. Hideo Kojima ve Shigeru Miyamoto gibi ustaların da oyun dünyasına ilgi duymasını sağlayan ilk oyun olan Space Invaders, birçok alanda ilklerin oyunu olmuştu. Oyun konularının spordan farklı bir alana taşındığı, oyunculara birden fazla hak verildiği, yüksek puanların kayıtlarının tutulduğu, ateş ettiğiniz hedeflerin de size karşı ateş edebildiği ve arka planda devamlı olarak çalan bir oyun müziğinin kullanıldığı ilk oyun olan Space Invaders, sadece 80'lerin değil, tüm zamanların en önemli oyunlarından biridir. Dokuz numara, Maniac Mansion. İlk başta Lucasfilm Games olarak kurulan LucasArts'ın oyun dünyasında yankı uyandıran ilk oyunu olan Maniac Mansion, aynı zamanda macera oyunlarına yeni bir soluk getiren Scum motorunun kullanıldığı ilk oyun olmuştu. Eşsiz mizah anlayışı ve bulmacalarıyla muhteşem bir macera deneyimi yaşatan Maniac Mansion, listemizin 9. sırasında. Sekiz numara, Donkey Kong. Çoğu Nintendo klasiğinin yaratıcısı olan Shigeru Miyamoto tarafından 1981 yılında geliştirilen oyun, birçok açıdan oyun tarihinin en önemli yapımları arasındadır. Süper tesisatçı Mario'nun da Jumpman adıyla ilk defa karşımıza çıktığı Donkey Kong, arcade sektörünün en sevilen oyunlarından biri olmuş ve o dönem oldukça kötü günler yaşayan Nintendo'yu kurtararak oyun dünyasına birçok klasik kazandıracak bir firmaya hayat vermişti. 7 numara, Ghosts and Goblins. Kontrol ettiğimiz şövalye ile bir prensesi kurtarmak için türlü türlü yaratıklarla karşılaşmak zorunda kaldığımız Ghosts and Goblins, inanılmaz zorluğuyla dünyanın en çok sabır gerektiren oyunları arasındadır. Nereden çıkacağı belli olmayan yaratıklar size nefes almak için bile zaman vermez. Ancak sadece oyunun o unutulmaz müziğini dinleyebilmek bile tüm bu zorlukları unutturur. 6 numara, Boulder Dash. Mağaralar içerisinde üzerinize düşen kayalar ve peşinize takılan düşmanlara inat kazarak ilerleyip elmas toplamaya çalıştığınız Boulder Dash, 80'lerin unutulmazları arasında kendine sağlam bir yer edinmiştir. Boulder Dash bir arcade oyunundan beklendiği gibi basit bir yapıya sahiptir. Ancak içerisinde gerçek bir hazine saklıdır. 5 numara, River Raid. Unutulmaz ses efektleri ve bitmek bilmeyen heyecanıyla oynayan herkesi kendine bağlayan River Raid, listemizin 5. sırasında. Tarihin ilk kadın oyun tasarımcısı olarak bilinen Carol Shaw tarafından tasarlanan oyun, dönemin en çok oynanan ve joystick'i kırdıran oyunlarından biridir. 4 numara, Sid Meier's Pirates. 1987 yılında yarattığı devasa açık dünya içerisinde sunduklarıyla ekran başında saatler harcatan ve adeta korsanlığın kitabını yazan oyun, çıktığı dönem çoğu oyuncunun vazgeçilmezi olmayı başarmıştı. Sid Meier'ın efsane oyunu Pirates, listemizin 4. sırasında.
3 numara Street Fighter. 1987 yılında piyasaya giriş yapan Street Fighter, dövüş oyunları için temel mekanikleri belirleyerek oyun dünyasında yeni bir dönemin kapılarını açmıştı. İlerleyen yıllarda hiçbir zaman eskimeyen dev bir marka haline gelecek olan bir seriyi ve dövüş oyunları furyasını başlatan Street Fighter listemizin 3. sırasında. İki numara Pac-Man. Bir dilime eksik bir pizzadan esinlenerek yaratılan Pac-Man karakteriyle her biri ayrı özelliklere sahip hayaletlere yakalanmadan bir labirentin içerisindeki küçük yemleri yemeye çalıştığımız bu efsane oyun tarihin en popüler oyunlarından biridir. Pac-Man 80'lerin diğer arcade klasikleri gibi oldukça basit bir yapıya sahiptir. Ancak asıl zor olan da bu sadeliği yakalamaktır. Basit görünümüne rağmen oyuncuları saatlerce başında tutmayı başaran bu tasarım harikası oyunu listemizin 2. sırasına yerleştiriyoruz. Ve 1 numara Tetris. Oynaması kolay ama ustalaşması zor olan yapısıyla 7'den 70'e herkesi kendine çekmeyi başaran Tetris, dünyanın en çok tanınan oyunları arasındadır. Göz tembelliğine iyi gelen hatta psikolojik travma sonrası durumlarda bile iyileşme sürecine katkı sağladığı tespit edilen Tetris, oyunların insan sağlığı için olumlu etkiler sağlayabileceğinin en büyük kanıtı olmuştur. 80'li yıllarda hayatımıza giren ve aradan geçen yıllara rağmen tüm zamanların en iyi oyunları arasında her zaman üst sıralardaki yerini korumayı başaran Tetris'i listemizin 1. sırasına yerleştirerek bu haftaki bölümümüzün sonuna geliyoruz. Haftaya bir başka Topon bölümüyle görüşmek üzere.